Batı'dan daha büyük bir mülteci krizi söz konusu bütün dünyaya bakacak olduğumuzda. Ve şu son 4 yıl içerisinde Türkiye bu kriz çerçevesinde en fazla mülteciyi ağırlayan ülke haline geldi. Irak'tan ve Suriye'den gelen insanlarla birlikte. Burada bakacak olursak Lübnan'da Lübnan'daki her 4 kişiden birisi mülteci. Lübnan'da en fazla yoğunluk olan nüfus yoğunluğu mülteci olarak nüfus içerisindeki payı olan ülkede Lübnan, kişi sayısı olarak da en fazla mülteci şu aşamada Türkiye'de. Burada elbette ki ülkelerin sınırları zorlanabilmekte, kaynaklarıyla ilgili olarak sınırları zorlanabilmekte. Bu çerçevede burada her zaman sadece ekonomik olarak bakılmamalı bu süreçlere ve bir ümitsizlik içerisinde insanların savaşlardan kaçması söz konusu. Mülteciler günü bağlamında bakacak olursak derin bir şekilde bütün bu yıllar içerisinde gerçekleşen zorluklara bakmamız gerekmekte. Ve bu süreç içerisinde yerlerine edilmiş olan insanların eğitim ihtiyaçları söz konusu olabilmekte. Eğitim imkanlarının sağlanabilmesi gerekebilmekte örneğin. Ve biz kendi çocuklarımızdan bakarak örnekler oluşturabilmemiz lazım. Yalnızca temel ihtiyaçları değil, bunun gibi birçok ihtiyaçları söz konusu olabilmekte. Ve mülteci olarak bütün dünyanın kendileriyle ilgili neler hissettiklerini bilmek, duymak istiyorlar. Onlarla ilgilendiklerini görmek istiyorlar. Onları ihmal mi ediyorlar yoksa ilgileniyorlar mı? Bunu görmek istiyorlar buradaki insanlar. Lübnan'da karşılaştığım insanlar dün ve bugün burada insanların neler yaşadıklarını görmekteyim ve burada hepsinin önceden gerçekleşmekte olan bir hayatları söz konusuydu ve bugün çok farklı şartlarda yaşamaktalar. Bizler bu çerçevede onlara en fazla desteğimizi sergilememiz gereken zamanlarda, çünkü büyük zorluklara maruz kalmaktalar. Ülkelerinde herhangi bir istikrar söz konusu değil ve en fazla ihtiyacı oldukları zamanlar. Bizim mesajımız burada mültecilere ve onların sahip olması gereken değere ulaşmalarını sağlamalıyız. Bunlar birer sorun değiller ve aslında bu küresel krizlerin çözümünün birer noktasında birer anahtarını tutmaktalar bu mülteciler. Onlara birer sorun olarak bakmamalıyız ve uluslararası topluma çağrıda bulunmak istiyorum ve liderlere çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyanın şunu tanıması gerekmekte. Burada yerlerinde edilmiş insanların yanındayız ve bugün bu mülteciler gününde bizler zorlukları uluslararası krizlerin çözümü açısından çözüme yönlenmeliyiz ve barış ve uzun soluklu çözümlerin sağlanmasını ortaya koymalıyız. Bugün burada iyi niyet temsilcisi olarak hepimizin yapması gerekenler olduğunu hatırlatmak için buradayım ve yerlerinden edilmiş olan insanlarla ilgili olarak adımlar atılmazsa bugün olanlar yarın da gerçekleşecek ve siyasi sorunlarda devam edecek. Elbette ki bir anda çözüm oluşturulması kolay değil ve mümkün değil ve bu sorunların çözümüne eğilmesi gerekmekte. Çünkü burada kolay çözümler söz konusu değil ve bunların kaynaklarına indiğimizde çözümlerin uzun soluklu sağlanması gerçekleşebilecek. Ve bunun temellere inmenin yanında bugün de yapılması gerekenler söz konusu ve yardımların etkili bir şekilde sağlanması gerekmekte. Birleşmiş Milletler olarak ve bizler burada temsilciler olarak dostlarımızın yanındayız. Ve o son 14 yıl içerisinde mülteciler arasında oldum ve taahhüdümü ve sevgimi göstermeye çalıştım bu kişiler arasında ve burada çok duygusal anlar yaşadım bu yıllar içerisinde. Ve burada yaşamış olduğumuz zorlukların da altını çizdik her zaman ve bunun altını çiziyoruz. Burada bazen kuruluşlarla bu kişiler arasında bazı boşluklar, bazı ulaşamama halleri yaşanabilmekte.
Burada bu insanların karşılaştıkları zorlukların tamamen çözülmesinin zor olsa bile en aza indirilmesi gerekmekte. Bunun için çaba sarf edilmesi gerekmekte. Bütün ülkelere yapmak istediğim çağrı şu: elbette ki bizler ve sizler ülke temsilcileri olarak tam anlamıyla bu yerlerinden edilmiş insanların tam anlamıyla hepsinin yerini bulmasını sağlama durumunda olamazsınız. Ancak burada el birliği ile işbirliği içerisinde kurumların etkin bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ve sözlerimizin tutulması açısından hepimizin yapması gerekenler söz konusu. Daha önceden görülmemiş oranlarda mülteci sorunu söz konusu ve bu sorunların sadece günlük yardımlarla değil, bunlar da gerçekleştirilirken diplomasiyle ve hukuk ile çözülmesi gerekmekte. Ve usulsüz uygulamaların, insan hakları ihlallerinin sona ermesi gerekmekte. Şayet bu araçlar bütün bunlar uygun bir şekilde kullanılmazsa ve bu şekilde devam ettiği müddetçe yerlerinden edilmiş olan insanlarla ilgili sorun daha da büyüyecek. Burada daha fazla hukukun ihlal edilmesini hoşgörü sağlayamayız ve ivedi bir şekilde hareket etmemiz gerekmekte. Şurası çok açık ki Suriye'de gerçekleşenler sona ermeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni çağrıda bulunmak istiyorum. Bakanlarınızı, temsilcilerinizi buraya gönderin ve bu krizin boyutunu kendiniz gözlerinizle görün ve basit bir şekilde çözülemeyecek olan bu sorunu kendiniz gözlerinizle görün ve siyasi bir çözümün gerçekleşmesi için hemen adım adım Türk halkına, Irak halkına, Ürdün halkına teşekkür etmek istiyorum bu cömertlikten dolayı. Bütün halklara teşekkür etmek istiyorum ve burada olan tüm insanlara Ramazan'ı da tebrik ediyorum. Herkesin içi mübarek geçmesini diliyorum. Ve bugün biz burada sadece Türkiye'de ve bu bölgede değil, herkese bu barış mesajımızı iletiyoruz. Çok teşekkürler. I would like to thank you all. Indeed, today it's a special day. Herkese teşekkür etmek istiyorum bugün özel günde. Sadece bizler için değil, aynı zamanda bütün mülteciler için Türkiye'de bu önemli günde mesajlarımızı iletmeye çalışıyoruz. Mardin farklı medeniyetlerin bir araya geldiği, birlikte yaşadığı bir şehir, barış içerisinde yaşadığı bir şehir ve her biri birbirine saygı içerisinde yaşadı burada medeniyetler ve gerçekten bir kamptayız bugün ve yine farklı yerlerden, farklı ırklardan, farklı inançlardan insanların bir araya geldiği bir kamptayız bugün de ve burada bu insanlar, mülteciler sığmış oldukları bu ülkede barış içerisinde, karşılıklı saygısı içerisinde yaşamaktalar. Bugün dünya Mülteciler Günü ve bugün bizler keşke böyle bir durum olmasaydı dünyada ve bu böyle bir günde söz konusu olmasaydı, ancak maalesef bugün yüksek temsilcinin de ifade ettiği gibi dünyada en yüksek yerlerinden edilmiş insan sayısına ulaştı dünya. Maalesef 60 milyon insan evlerinden, köylerinden, şehirlerinden ayrılmış durumda, başka ülkelerde, başka bölgelerde yaşamak zorunda ve bugün Türkiye'de gerçekleşenler, dünyada gerçekleşenlerin altını çizdiler, sağ olsunlar. Türkiye'ye ziyaretlerini gerçekleştirmekler ve sağduyularını, yakınlıklarını ortaya koymaktalar ve Angelina Jolie'ye teşekkür etmek istiyorum. Duyarlılığından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bugün ikinci defa Türkiye'yi ziyaret etmekte ve umuyorum ki bu sizin başkalarına bir örnek teşkil etmeniz açısından da çok değerli bizler için burada bulunmanız. Farkındalık oluşturmak için bu konuyla ilgili olarak çok önemli, çok büyük bir sorun ve 60 milyon insanın mülteci olduğunu ifade ettik ve burada aslında istatistikler üzerinden de değil, rakamlar üzerinden de değil, yaşananlar üzerinden konuşmamız gerekmekte. Kampları gezdiğimizde ve
İnsanlarla yüz yüze geldiğimizde bunların gerçeklik olduğunu, hayatın gerçeği olduğunu görmekteyiz. Çocukları görmekteyiz. Burada yeni doğan çocukları görmekteyiz. Bir evleri yok. Ne kadar iyi hizmetler sağlanmış olursa olsun, burada bizim onlara sağlamış olduğumuz hizmetler olursa olsun, iyi hizmetler sunmaya çalışırsak çalışalım, onlara kendi evlerini, kendi evlerinin rahatını sağlayamıyoruz ve kendi evlerine dönmeleri elbette ki en iyi imkan olacaktır onlar için. Ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz Türkiye olarak, AFAD olarak ve bizler